Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki sanatçılardan hangisi sürrealizm akımının temsilcilerinden biri değildir demiş. Sürrealizm akımı Sigmund Freud'un arkadaşlar psikanaliz kuramından etkilenmişlerdir. O yüzden de bunlar bilinçaltını ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Rüya, hipnoz bunların anahtar kelimeleri olarak karşımıza çıkar. Peki bu akımın kurucusu kim? André Breton'dur. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Yine Apollinaire bu akımdan etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Sapolt yine arkadaşlar bu akımın önemli temsilcilerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Ve Paul Eluard bu da bu akımdan etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Malerme'ye baktığımızda Malerme sembolizm akımının önemli temsilcilerinden biridir. Sürrealizmden etkilenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu görüşler aşağıdaki edebi akımların hangisine aittir? İnsan kendini bulmalı, özünü elde etmeli. Hiçbir güç insanoğlunu kendinden, kendi benliğinden kurtaramaz. İnsan kendi varlığını sorgulamalıdır. İnsanın özgürlüğü son derece önemlidir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Hümanizm bu daha çok konusunu insandan alır. Amacı insanı cennetteki kusursuzluğa götürmektir arkadaşlar. İnsanın varoluşu ile ilgili herhangi bir duygu ve düşüncesi yoktur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Gerçek üstücülük buradaki gerçek üstücülükten kastedilen şey nedir? Sürrealizm akımıdır arkadaşlar. Sürrealizme baktığımızda Freud'un bilinçaltı duygu ve düşüncesini yani psikanaliz duygu ve düşüncesinin ortaya çıktığını görüyoruz. Rüya, hipnoz bunlar da anahtar kelimeler. İnsanın var olması değil, bilinçaltının ortaya çıkması daha çok ön plandadır. Bundan dolayı bunu da elemiş oluruz. Naturalizm bu da dış gözlem, dış çevre, deney, soya çekim, laboratuvar ortamının daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Realizmin ileri aşaması olarak karşımıza çıkar. O yüzden insanın var olması ile ilgili herhangi bir duygu ve düşünceyi ifade etmediği için bunu denemiş oluruz. İzlenimcilik arkadaşlar empresyonizmdir. Bu akıma baktığımızda şöyle duygu ve düşüncelerin olduğunu görüyoruz. Duygular dış dünyanın gerçek görüntüsünü değiştirerek bize sunmaya çalışır. Bu sanatçılar bunlarda da insanın var olması diye herhangi bir şey söz konusu değil. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Varoluşçuluk dediğimiz ise egzistansiyalizm akımıdır arkadaşlar. Var olmayı her şeyden önemli görmüşler. İnsan bütünüyle özgür olmalıdır duygu ve düşüncesi bunların anahtar kelimeleridir. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım düşüncesinden yola çıkarak insanın önce kendi özünü elde etmesini, kendini bulmasını anlatır bu akım. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, sembolizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir demiş. Bakalım. Baudelaire sembolizm akımının öncüsü olarak kabul edilir. Doğrudur arkadaşlar. Baudelaire bu akımın en önemli sanatçısı ve akımın öncüsüdür. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sanat için sanat anlayışıyla hareket edilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçılar eşyanın sert görünüşünden uzaklaşıp onu kapalı, karanlık ortamda, gölgede görmeye çalışmışlardır. Bu da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Mecazlı anlatıma, imgeye sıkça başvurmuşlardır. Evet, kapalı anlatımları benimsedikleri için, yoğun anlatımlı şiirler kaleme aldıkları için imgeye, mecazlı anlatıma başvurduklarını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Sadece tiyatro türüne özgü bir akımdır diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Sadece tiyatro türüne özgü bir akım olan hangisidir? Bildiğiniz gibi klasizm akımıdır. Sembolizm daha çok şiir alanında kendisini göstermiş bir akımdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dünyada varlıkların biçimleri ve sert şekilleri büyük ölçüde erimiş ve her şey adeta bir sis perdesiyle örtülmüştür. Sonbaharın solgun ve sararmış renklerinin hakim olduğu,
Bu dünyada kızıl gün batışları, hüzünlü akşamlar, alacakaranlıklar, ölgün ay ışıkları ve mehtap, durgun sular, sakin ve kimsesiz yollar ve kırlar esastır. Söz konusu atmosferi çok daha başarılı bir biçimde okuyucuya sevk edecek olan masallar, efsaneler, hayal ve çeşitli ruh hallerinin ifadesi nokta nokta akımının temel konularını teşkil eder demiş. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız şuradaki ifadeler bize kimi hatırlattı? Ahmet Haşim'i anlattı. Ahmet Haşim de bu duygu ve düşüncelerle eserlerini kaleme almıştı. Hatta ne diyor? Şiirde anlam arama bülbülü eti için öldürmeye benzer diyor. Şiirin hissedilmek için yazıldığını söyleyen bu akım klasizm değil, parnasizm değil, naturalizm değil, fötürizm değil. Tabii ki arkadaşlar sembolizmdir. Yoğun anlatımlı şiirlerin olduğunu görüyoruz. Kapalı şiirler ön plana çıkmış. O yüzden de bu şekilde sembollere başvurmuştur sanatçılar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisi klasizm akımının temsilcisi bir sanatçıya ait değildir demiş. Cimri kimin arkadaşlar? Cimri Molière'in eseridir. Peki Molière hangi akımdan etkilenmiştir? Klasizm akımından. O yüzden bunu elemiş oluruz. Peki kibarlık budalası? Bakın bu da Molière'e aittir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gülünç kibarlar? Bu da Molière'e ait. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sinep'in dolapları? Bu da Molière'in. Bu da klasizm akımından etkilenerek yazılmış. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Venedik taciri arkadaşlar kimindir? Shakespeare'in eseridir. O yüzden Shakespeare'de romantizm akımının önemli temsilcisidir. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlayışı verilen akımın temsilcilerinden biri değildir demiş. Parçamıza bakalım. Duygulardaki güzellik plastik güzellikten önemlidir. Vücudun dış yapısında kalan plastik güzellikler bile duygu yardımıyla anlaşılır. Çünkü güzeli güzel kabul eden şey duygudur. Duyguların düşünce yoluyla değil, ses yoluyla anlatılması gerekir. Şimdi şuradaki son ifadelere bakacak olursak duygunun ön plana çıktığını ve bunun sesle yani musikiyle arkadaşlar ön plana çıkacağını söylüyor. Peki hissedilmek için şiir yazan, kapalı bir anlatımı benimseyen ve musikiyle şiiri iç içe getiren akım hangisidir arkadaşlar? Tabii ki sembolizm akımıdır. Baudelaire sembolizmin önemli bir temsilcisidir. Bunu elemiş oluruz. Mallarmé yine sembolizmin önemli bir temsilcisidir. Bunu da elemiş oluruz. Verlaine yine sembolizmin önemli bir temsilcisidir. Bunu da elemiş oluruz. Rimbaud da sembolizmden etkilenmiş bir sanatçıdır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Stendhal'a bakacak olursa Stendhal realizm akımının önemli bir temsilcisidir. Onda böyle bir duygu ve düşünce yoktur. Gerçeklik ön plandadır. Gözlem ön plandadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisi klasizm ile realizm akımının ortak özelliğidir? Anlatılanların gözlem ve belgelere dayandırılması realizm akımında ön plana çıkar. Klasizmde böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden bunu elemiş oluruz. Doğa betimlemelerine sıkça yer verilmesi, bu da daha çok klasizm akımının özelliği olarak karşımıza çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Romans sanatına özgü akımlar olması, arkadaşlar bu realizmin özelliğidir. Klasizm daha çok tiyatroya özgü bir sanat akımıdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Toplumsal eleştirilerin ön planda olması, bu da yine realizmin önemli bir özelliğidir. Klasizm soylara hitap ettiği için böyle bir şey söz konusu değil. Bunu da elemiş oluruz. Biçim mükemmelliğine önem verilmesi bu her ikisinin de özelliğidir arkadaşlar. Çünkü her ikisinde de önemli olan konu değil, konunun işleniş biçimidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? La Fontaine fabıllarıyla, Molière komedyalarıyla, Racine tragedyalarıyla klasizm akımının önemli sanatçılarıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Stendhal ve Balzac romantiklerle çağdaş olmalarına rağmen realizmin özelliklerini yansıtırlar eserlerinde. Bu da doğrudur. Stendhal ve Balzac realizm akımının önemli sanatçılarıdır. Bunu da elemiş oluruz.
Goethe ve Schiller Alman edebiyatında romantizmin önemli temsilcileridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Türk edebiyatında Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Nabizade Nazım naturalizm akımından etkilenmişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Türk edebiyatında ikinci yeniciler ve bazı şiirlerinde garipçiler Parnasizm'den etkilenmişlerdir diyor. Arkadaşlar, ikinci yeniciler ve garipçiler Parnasizm'den değil, hangi akımdan etkilenmişlerdir? Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Malerme, şiir özündeki ahenkle kullanılmış insan dili yardımıyla dış görüntülerinin gizli anlamını ifade etmektedir der. Aşağıdaki şairlerden hangisi Malerme ile aynı anlayıştadır? Şimdi Malerme, bildiğiniz gibi arkadaşlar, sembolizm akımının önemli temsilcisidir. Buradaki ifadesi de onun sembolist olduğunun göstergesidir. Dış görüntülerinin gizli anlamını ifade etmektedir derken yoğun anlatımlı, kapalı anlatımlı şiirlerden bahsediyor. Bunlar şiirleri hissedilmek için kaleme alırdı. Seçeneklere baktığımızda Yahya Kemal, arkadaşlar, Yahya Kemal Parnasizm akımından etkilenmiştir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Tevfik Fikret, bu da yine Parnasizm akımının önemli temsilcisidir. Bunu da elemiş oluruz. Ziya Gökalp ve Faruk Nafız Çamlıbel'e bakacak olursak her ikisi de arkadaşlar milli edebiyat döneminin önemli sanatçılarıdır. Her ikisi de Türkçülük akımından etkilenmiş sanatçılardır. O yüzden bunları da elemiş oluruz. Fakat Ahmet Haşim'e geldiğimizde Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcilerinden biridir. Bu da Malerme ile aynı duygu ve düşünceleri savunur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Şiirde plastik güzellik önemlidir. Şiir sadece güzellik için yazılır. Şiirde biçim kusursuzluğuna önem verilir. Şiirde nesnellik egemendir demiş. Verilen bu özellikler aşağıdaki edebi akımlardan hangisine aittir? Şimdi arkadaşlar, burada dikkat edecek olursak anahtar kelimeler nesnellik, biçim kusursuzluğu ve şiirde plastik güzellik önemlidir diyor. Bu akım realizm akımının şiire yansımış şeklidir. Şiirde gerçekçiliği savunan bu akım arkadaşlar duygusal ve hayalperest şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sanat için sanat anlayışını benimsemişler, şekilcidirler. Bu sebeple şiirde nesnel betimlemeleri sıkça kullandığını görüyoruz sanatçıların. Gereksiz sözcük kullanmaktan kaçınmışlardır. Yalın bir dille şiirlerini kaleme almışlardır. Aynı zamanda felsefi ve bilimsel konulara da ağırlık verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Eserlerinde kişiliklerini gizleyen bu sanatçılar Parnasizm akımından etkilenmiştir. Dolayısıyla da bu akımda Parnasizm'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Klasizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tiyatroda yer, zaman ve olay birliğine uyulur. Doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Hayal ve duygu değil, mantık ve sağduyuya önem verilmiştir. Bu da doğrudur. Zaten klasizmin en önemli özelliklerinden biri akıl ve sağduyudur. Bunu da elemiş oluruz. Eserlerde değişmez tipler oluşturulmuştur. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. O yüzden tip özelliği görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Kişiler fiziksel görünüşleriyle değil, ruhsal özellikleriyle ele alınmıştır. Arkadaşlar, bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise konunun işlenişine değil, konuya önem verilir. Arkadaşlar, bu ifade tamamen yanlış. Bunlar konuya önem vermezler. Önemli olan konu değildir bunlar için. Soylara hitap ettiği için konunun işlenişi önemlidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde verilen özelliklerden hangileri naturalizme aittir? Hayalci ve duygusal şiir yerine gerçekçi şiire yöneldiler. Gerçekçi şiire yönelirlerse bunlar Parnasizm akımından etkilenmiş sanatçılardır. Bunu elemiş oluruz. Şiirlerinde açıklıktan kaçınıp anlamda kapalılığa yöneldiler. Şiirde anlam kapalılığının olduğu akım sembolizm akımıdır.
Bunu da elemiş oluruz. Eserlerinde iyi ile kötünün, akla karanın çatışmasını anlattılar. İyi ile kötünün, akla karanın çatışması daha çok romantizm akımında ortaya çıkan bir akımdır. Bunu da elemiş oluruz. Edebiyatı ameliyat masası, romanı da deney aracı gibi gördüler. Arkadaşlar, deney, laboratuvar, o yüzden bu akım hangisidir? Tabii ki naturalizm akımıdır. Gerçeğin anlatımını bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Bilimsellikten bahsediyorsa bu da yine nedir? Naturalizmdir. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı ifadeler naturalizmin özellikleridir. Bundan dolayı da 1 ve 2'nin yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 13. soru. 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan klasizm akımının temsilcileri ve eser verdikleri tür ya da alanla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Churchill tragedya demiş, doğru arkadaşlar. La Fontaine fable demiş, bu da doğru. Molière komedya demiş, bu da doğru. Boileau eleştiri demiş, bu da doğru. Labroy roman demiş, burası yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Labroy daha çok tiyatro alanında eser vermiş bir sanatçıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangi ikisinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Tanzimat edebiyatının birinci döneminde klasizm ve realizm, Servet Fünun romanında romantizm ve naturalizm, şiirinde ise sembolizm ve parnasizm akımının etkisi görülür demiş. Arkadaşlar, Tanzimat edebiyatının birinci döneminde klasizm ve romantizm akımı etkili olmuştur. O yüzden romantizm akımıyla realizm akımının yer değiştirmesi lazım. Çünkü Servet Fünun romanında da realizm etkili olmuştur. O yüzden 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru. Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar, alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan Tristan Tzara tarafından kurulmuştur. Aklı saf dışı bırakmaya çalışan bir akımdır. Bu akımda geçmişin, hatta hiçbir şeyin anlamı ve değeri yoktur görüşü benimsenmiştir. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, zaten en önemli ve kurucusunu söylemiş. En önemli ismini ve kurucusunu söylemiş. Tristan Tzara. Peki bu akım nasıl bir akımdı? Her şeyle kuşkuyla bakmış, kuralsızlığı kendine kural edinmişti. Bu akım arkadaşlar dadaizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 16. soruya. 16. soruda yukarıda verilen akımlardan hangileri düz yazıda etkili olmayıp şiir türünde etkili olmuştur diyor. Klasizm daha çok tiyatro alanında etkili olmuş bir akımdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Naturalizm deneysel romanı getirmişti hatırlarsanız. O yüzden romanda etkili olmuştur. Bunu da elemiş oluruz. Sembolizm parnasizme karşı çıkmış ve şiirde etkili olmuş bir akımdır. Bunu alabiliriz. Romantizm daha çok roman ve hikaye üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Parnasizm realizm akımının şiire yansımış biçimidir. O yüzden şiirde etkili olmuştur. Bunu da alabiliriz. 3 ve 5'in yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.